Arkadaşlar tarihi yarımada turuna devam ediyorum. Az önce bir balici beyefendiyle değişik bir anı tecrübe ettim. Çok güzel başlangıç oldu. Neyse kulağımda Pargalı İbrahim'in Masumiyet adlı şiiri deyip şiiri çalıyordu. Bilmeyenler için bir sonraki storyde paylaşılacak. Adam karşıma çıktı. Şarkıda da şiirde de Araf kapısı Maraf kapısı diyor lan dedim ne oluyor? Sonra adam düşer gibi gitti bir yere. Evet böyle bir anıydı. Şu an aynı kapıda bilmiyorum ama Belgrad kapıya az kaldı galiba. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yeni rapor. Geri çekilmek zorunda kaldık. Daha doğrusu genişten aldım yolu. Bir ayakkabımızla hayatımız var. Çamura battık kaçış sırasında. İyi bir komutan. Vakti geldiğinde geri çekilmesi bilmeli. Vatandaş geldi diye bir şey sordu. Ben de dedim ki vatandaşa bilerek kafası karışsın diye. Hop bir dahaki story'de geliyor ne dedim. Bu araba sesi var ya. Neyse vatandaş soru sorunca bana ben dedim ki Sultan-ı Cihan olacaksan önce üstad, halkın üstadı olacaksın. Velakin rakküsül cümlüzü istibdatsın diye salladım. Bu oyundan kalmaktım da. O da böyle bir baktı. Dedim kolay gelsin görüşürüz. O sırada çamura baktım. Bu da böyle hani. Bu arada hakikaten burada bildiğin adamların beyzi var. Dikkatli olun burada gece yürümeyin anasını satayım. Az önce hatta bir tanesi bir saçı başı dalmış böyle gömlekliydi. Japon hayalet çirmenlik yaratıklara benziyordu. Aklım çıktı benim. Yani özellikle bu bölge neyse artık. Yedikule ile şeyin arasında bir yer. Belgrad kapının arasında yer. Valla. Hatta bak bir tane daha anı var. Anı dedim az önce. Bildiğim belediye işçisi bir de geldi. Kapattı dedi. Ne kapattım? Kapıyı mı kapattın? Yok dedi gitti sonra. Yani demek burada dealer falan da var abi. Tehlikeli. Aaa. Beyim, Sadrazam Paşa Hazretleri'nin emridir. Ağır ağır geri çekilecek misiniz? Ricat!